yakılır of, küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Kaybolan yıllar, sessiz sedasız. Kaybolan yıllar, sessiz sedasız. Kaybolan yıllar. Hoş geldin bir tanem. Canım, aşkım, sen de hoş geldin. Hoş geldin kız. Gel. Canım, canım. Bahçede seni bekliyorduk, oraya geçelim hadi. Tatlım benim. Aşkım, canım. Nasılsın Ezel? İyiyim anneciğim. Siz nasılsınız efendim? İyiyim kızım, teşekkür ederim. Biraz yorgun gördüm sizi. Aslında hiç iyi değil. Kendine hiç dikkat etmiyor. Sağlık kontrollerini ihmal ediyor. Bir iki saat önce kötüleşti biraz. Yatıp dinlenmesi için ısrar ediyorum ama inatlaşıyor benimle. Geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize. İsterseniz bir check-up yaptıralım size. Bir şeyim yok benim. Rosa abartıyor. Bırakın şimdi bunları. Biz de sen gelmeden Rosa ile düzenlemek istediğimiz yemek hakkında konuşuyorduk. Ne yemeği bu? Dostlarımız, çocuklarımız, herkesin bir arada olacağı bir yemek düzenleyelim diyoruz. Şöyle büyük bir davet. Herkesin bir arada olmasını istiyoruz. Neden olmasın? Bence harika bir fikir. Siz ana kız ayrıntıları konuşun. Ben odama çıkıp biraz dinlenmek istiyorum. Nihayet Süleyman. İyi istirahatler canım. Bir ihtiyacın olursa hizmetçiye söyle, beni mutlaka açarsın. Olur mu canım? Hı hı. Görüşürüz kızım. Görüşürüz efendim. Bir liste yapalım. Kimseyi unutmayalım, yoksa çok ayıp olur. Aslında yemeği burada bahçede mi versek, yoksa çiftlik evinde mi, karar veremiyorum. Bugün Bulgar geldi. Bulgar mı? O kadar korumaya rağmen onu karşımda buldum. O... Söyledikleri doğru mu anne? O benim babam mı? Benim babam mı? Konuşsana anne. Söyledikleri doğru muydu? Ezel. Konuş anne.
o benim üvey babamdı. Çok zengindi. Babam vefat ettikten sonra annem Nikolay'la evlendi. Ama öğrendim ki annemle bana olan aşkı yüzünden evlenmiş. Kaçabildiğim kadar kaçtım ondan. Direndim. Gerçekleri anneme anlatamadım. Sakladım. Bir gün bana zorla sahip oldu. Tecavüz etti. Hamile kaldığımı öğrenince de beni İstanbul'a getirdiler, olay duyulmasın diye. Ve sonra sen doğdun. Ben bir tecavüzün bebeği miyim anne? Tövbe yok, tövbe yok. 16 yaşında baba bildiğim adamın çocuğunu doğurdu. Hoş geldiniz efendim. Artık merak etmeye başlamıştım. Geciktim, özür dilerim. Annemdeyken saatin nasıl geçtiğinin farkına varmamışım. Ben seni ömrümün sonuna kadar beklerim. Nimet'i Roza Hanım'a mı bıraktın? Nasıldı oğlum? İyiydi. Ben çıkmadan az önce uyudu. Neyin var senin? Keyfin yok gibi. Yo, gayet iyiyim. Sen neler yaptın bakalım? Seni özledim. Seni düşündüm. Sonra yine seni özledim. Canım. Ezon. Benimle evlenir misin Ezon? Çocuğumun babasına hayır demen mümkün mü? Evet. Binlerce kez evet. Bundan sonra mutluluğumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim. Sen de söz ver bana. Her şeye yeniden baştan başlamaya söz ver. Söz. Söz. Kimse için.
hiçbir şey için aşkımız zarar görmeyecek. O kızla da konuşmalısın Esmer. Aranızdaki şey her neyse son bulmalı artık. Kimseyle konuşacak bir şeyim kalmadı. Başımı kaldırdığımda seni görmekten başka bir dileğim yok hayatta. Ne iyi ettik buraya gelmekle. Denizin kokusu öyle iyi geldi ki kendime geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sadece eşlik ediyorum sana. Esmer'e ulaşamıyorum. Numarasını değiştirmiş sanırım. Beni aramıyor. Kaçıyor. Sen onu gördün mü? Bak Melek. Sana mücadele etmeni söyleyen bendim, biliyorum. Ama yanlış yapmışım. Esmer ve Ezel'i bundan sonra hiçbir kuvvet ayıramaz. Biz Esmer'le birbirimizi seviyoruz. Her şey geçecek. Sadece Esmer'in aklı çok karışık. İlişkimiz düzelecek biliyorum. O yine bana dönecek. Ulaşamadım sana. Sen de aramıyorsun. Neler oluyor Esmer? Bunları daha sonra konuşalım. Neden kaçıyorsun benden? Ben sana ne yaptım söylesene. Esmer. Tamam Melek, sakin ol. Üzülme. Hadi toparla kendini.
Asma artık suratını. Yeter. O hala kabullenemiyor. Zamana ihtiyacı var sadece. Biz kaçtıkça engeller bitmiyor. Üstümüze üstümüze geliyor, görüyorsun. Söz versek de olmuyor işte. Yeter ama. Biraz olumlu düşün artık, ne olur. Hem daha çok erken. Bunları evliliğimizin 20. yılında yaparsın. Tamam mı? Ne yapıyorsun? Bırak beni. Sana ceza. Olumlu düşünene kadar yere inmek yok. Anladın mı beni? Tamam, pes ediyorum. Şöyle yola gel bakalım. Düğün hazırlıklarını hemen başlayalım. Hiçbir hazırlığa gerek yok. Bence evde sade bir nikah yapalım. Sana son kez soruyorum. Miran'dan kalan dosyalar nerede? Yemin ettim. Size her şeyi söyledim. İnanın bilmiyorum. Biri beni bayıltıp bütün dosyaları almış. Yalvarırım, bırakın beni. Doğru söylüyorum ben. Bakın. Bakın, inanmıyorsanız şuraya bakın. Biri bana iğne yapıp kaçtı. Bayılmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sana 3 gün süre. O dosyaları bana bulacaksın. Eğer bulamazsan ben seni bulurum. Geç şimdi. Bu olanları nineme anlatamam. Bu halde eve gidersem bir şey olduğunu anlar. Biraz toparlandığımda beni eve bırakırsın değil mi? Bırakırım tabii. Geldik, burası. Anlamadım şey. Şimdi siz birisiyle kıskançlıkla ilgili geldi, eşini kıskanıyor, bayrağı bayağı. Geldi, müracaat etti. Siz verileri aldınız, olay peşe düştü. Yakalandınız. İki insanı karşı karşıya getirin. Gel. Geçsene. Annem uyuyakalmış. Fatoş Sultan. Geldin mi oğlum? Uyuyakalmışsın burada. Bak, seni arkadaşım Melek'le tanıştırayım. Ay aşk olsun Ali. Misafirimizin geleceğini niye söylemedin? Hoş geldin kızım. Kusura bakma. Rica ederim. Asıl siz kusura bakmayın. Rahatsız ettim bu saatte. Olur mu öyle şey kızım? Geç otur. Karnınız aç mı çocuklar? Tokuz, biz yedik anne. Ben kusura bakmazsanız yatayım. Bir şeyler içmek ister miydiniz? Ben hallederim anne. Sen merak etme. İyi geceler kızım.
Tanıştığımıza memnun oldum. İyi geceler efendim. İyi geceler anne. Bir kahve içer miyiz? Yok, almayayım. Daha iyi misin? Evet. Sağ ol. Seni de kendi sıkıntılarımla üzüyorum. Beni tanıdığına pişmansındır. Saçmalama. Ben seni niye daha önce tanımadım diye kızıyorum kendime. Ben beraber olmaktan çok mutluyum. Ben de öyle. Bak, ben senin üzülmeni istemiyorum artık. Seni çok yeni tanıyorum. Ama sanki çok eskiden tanıyormuş gibi yanında iyi hissediyorum kendimi. Bunları senin gibi birinden duymak beni çok mutlu etti. Gerçi tanışmamız biraz talihsiz oldu. Ama böyle düşünme. Artık o olayı aklına bile getirme. Tamam mı? Lavabo ne tarafta acaba? Koridorun sonunda. Günaydın. Günaydın canım. İyi uyudun mu? Uyudum bir tanem. Esmer, dün gece çok düşündüm. Melek. Yani o... Benim bir tane meleğim var. O da sensin. Nazlı! Thank you.
Nazlı! Kendine gel! Aç gözlerini, yardım edin! Biri bize yardım etsin! Yardım edin! Ezo. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk camcı baba. Oy oy oy. Demek yakışıklı oğlumuz bu ha? Hoş geldin. Sefalar getirdin küçük adam. Çok özlemişim seni camcı baba. Ben de sizi. Hadi gel kızım. Gözlerin bir başka parlıyor. Yıldız yıldız yanıp sönüyor. Artık mutlu günler başlıyor ha? Biz evleniyoruz camcı baba. Tebrik ederim kızım. Siz mutluluğun en büyüğünü hak ettiniz. Gecikmiş mutluluklar ömür boyu sürer. Doya doya yaşayın, değil mi? İnşallah camcı baba. Canım canım canım. Uy uy. Bana hep sabırlı olmamı, zamanın doğru şeyleri göstereceğini, Esmer'le kavuşacağımızı söylemiştin. Yine yanılmadın. Yanılmayan, şaşırmayan ben değil. Sizin aşkınızdı kızım. Öyle büyük, öyle yıkılmazdı ki. Size ayrı düşünmemin imkanı yoktu. Bundan sonra gözlerin mutlulukla da olsa dolmasın. Tamam mı? Tamam, ağlamıyorum. Siparişimiz bitti mi camcı baba? Bitti. Al bakalım. Sağ ol camcı baba. Ellerine sağlık. Sen de sağ ol kızım. Ben çıkayım artık. Biraz işim var. Sonra görüşürüz. Güle güle kızım. Allah'a emanet. Sen de camcı baba. Şunları da bağlayalım. Oğlum uslu uslu oturacak burada, değil mi Mehmet'im? Ali, Ali ne olur söyleyeceklerimi dinle. Çekil şuradan. Ne istiyorsun benden? Defol git. Ali'm seni hala çok seviyorum. Seni unutamadım Ali. Çok yalnızım, ne olur dinle beni. Konuşmak istiyorum. Nefret ediyorum senden. Rahat bırak beni. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Özledim seni. Sensiz olmuyor. Yapamıyorum. Bugün hava çok güzel Süleyman.
Çiftliğe gidelim mi, ne dersin? Hem oranın temiz havası sana çok iyi gelir. İyi olur. Al canım. Hasta değilim diyorum sana. Günaydın. Afiyet olsun. Oo, hoş geldin evlat. Otur, kahvaltı edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben kahvaltı ettim. Size afiyet olsun. Hayırdır evlat? Söyleyeceğin şeyler mi var? Eşref Selvi Hanlı beni pusuya düşürmeye çalıştı. Cezasını vermeye gittiğimde de buna inanmak istemiyorum. Bu doğru olabilir mi? Ne oldu? Selvi Hanlı babam olduğunu iddia ediyor. Ne demek? Bu doğru olabilir mi baba? Bir oğlu olduğunu, kaçırıldığını ve yıllarca aradıktan sonra umudunu kestiğini biliyorum. Yani? Bu senin baban olduğunu göstermez. Dikkatli ol evlat. Bu bir tuzak. Eşref ve Bulgar seni yok edebilmek için her şeyi yapacak. Bu bize düzenlenecek olan iğrenç komplonun başlangıcı. Bunu neden yapıyorlar? Bulgar Ezel'in yanına gelmiş Esmer. Kızı olduğunu söylemiş. Ezel'e her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Artık tüm gerçekleri biliyor. Ezel bana hiçbir şey anlatmadı. Siz öksüz çocuklarsınız evlat. En zayıf tarafınızın sizi en çok etkileyecek olan şeyin üzerine gidiyor. Bulgar biliyor ki kimsesiz bir insan için ailesini bulmaktan daha büyük mucize olabilir mi? Ezel'e kızı olduğunu söylüyor. Senin babanı ortaya çıkarıyor. Ya babamsa? Günaydın. Günaydın. Bu ne güzel bir kahvaltı masası böyle. Oğluna senin için hazırladık. Beğendin mi? Beğenmez miyim? Ellerinize sağlık. Babalar günün kutlu olsun sevgili. Bu sana Mehmet'le ikimizin hediyesi. Versene babaya. Çok olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir duyguymuş böyle.
baksana hediyeni. Bakalım beğenecek misin? Bir aile olmak buymuş demek. Hoş geldiniz çocuklar. Babalar günün kutlu olsun camcı baba. Sağ ol oğlum. Senin de babalar günün kutlu olsun. Yaptığın hediyeyi aldım. Çok güzeldi. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Allah razı olsun oğlum. Sizler de iyi ki varsınız. Zahmetler ettiniz. Hoş geldin güzel kızım. Bu da Mehmet'le bizim hediyemiz. Hepiniz sağ olun. Beni çok duygulandırdınız. Mutlu ettiniz. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım, geçin şöyle. Sizi böyle tekrar bir arada mutlu görmek ne güzel. Artık 4 kişisiniz. Aranızda küçük bir mucize daha katıldı. Hep gülün böyle çocuklar. O gözleriniz hiç buğulanmasın. Kötü günler geçti artık camcı baba. Biz her şeye hiç olmamış gibi yeniden başladık.
Hoş geldin.